Sırlarla dolu Türkiye'nin en merak edilen cemaati. Kardeşim, bu ortalık müsait olacak. Yıkarım ben bu alemi yani, ama ortalık müsait değil. Adnan Hoca ve talebeleri evlerinin kapılarını Seda Sultan'a açtı. Mesela seninle konuşmak benim için çok açıcı bir şey. Adrenalin etkisi yapıyor. Hocam ağzım bağlı. Sen beni zaten seviyorsun. Özel yaşantısından genç ve güzel takipçilerine... O erkekler ne oldu? Onlar hala duruyorlar mı? Şimdi niye kızlar? Bu sırrı nedir? Seda Sayan'ın Adnan Hoca'nın Beykoz'daki malikanesine konuk olduğu olay yaratacak o röportaj başlıyor. Sevgili izleyicilerim, Adnan Oktar hocamızın yanındayım. Çok merak ettiğim şeyler var. Hepsini soracağım inşallah. Bir kere çok güzel karşılandık. Bu çok önemli. Ama önce salonda alındık, kabul edildik. Orada böyle bir çay içtik. Birazdan onları izleyeceksiniz. Adnan hocam, bomba gibisin. Maşallah sana. Dünyalar güzelisin. Çok kaliteli. Vallahi sana maşallah. Umduğumdan çok 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 daha güzel ya, bir kadına karşılaştım. Ya hocam, daha gençtim ben böyle karşı karşıya, değil mi? Olağanüstü gözlerle evet, karşılaştım. Evet, ekranda öyle çıkmıyorum işte ama duydunuz Adnan hocamı da. Sevgili hocam, senin programlarında o birbirinden güzel kardeşlerimizin, o birbirinden güzel kızlarımızın senin her söylediğini maşallah inşallah böyle mi olmasını istiyorsun, yoksa onların içinden geldiği gibi mi? Maşallah inşallah diyenler, çok söyleyenler dünyaya hakim olacaklar. Bu bir sır. Yani onun içinde bir sır gizli. Yani maşallah ve inşallah Kehf suresine konmuştur. Özellikle zaten Kehf suresi dünya hakimiyetini anlatır, Mehdiyeti anlatır. Yani Mehdi'nin önce küçük bir talebe grubuyla başlayacağı, sonra ledün ilmine sahip Hızır'la karşılaşacağı, sonra işte dünya hakimiyetinin kapsamı ve detayları anlatılır. Dikkatlice bakarsak Kehf baştan sona kadar dünya hakimiyetini anlatan bir suredir. Çok güzel, bunu duyduğum iyi oldu ve maşallah inşallah dilinden düşmeyen insan dünya hakim olacaklar. Dünya yani, hakim olacaklar. Evet. Maşallah. Adnan Hoca, tamam. Bir Adnan Hocamız var. Yıllardır var. Nedir? Yani neden bu insanlar sizin yanınızda? Bir kere hoca değilim. O Nokta dergisinde o zamanlar söylemişler. Benim de hoşuma gitti işin doğrusu. Fakat hakikaten araştıran, öğrenen, inceleyen bir insanım. Talebeyim ben. Yani hocalık, alimlik iddiam yok. Her zaman da söylerim. İyi insanların zevk alıyorum. Mesela ben sizi seviyorum. Ya mesela ters bir insan olsa ben konuşmam. Yani imkansız. Ama sizin ahlakınız güzel, samimisiniz, candansınız, delikanlısın. İçinden geldiği gibi Allah kendini Allah kasmadan konuşuyorsun. Doğal insansın. Ama mesela resmi bir insan olsaydım doğrusu konuşmazdım. Yani sizi demiyorum. Yani başkası olsa görüşmem. Ben iyi insanları severim. Güzel insanları seviyorum. Mesela çevrem, evim temiz olsun. Temiz ve güzel seviyorum. Şeyler evet. Öğrenmelerini evet. Sağlıyorum evet. Diyorsun. Her şeyin güzeli hocam. Olsun. Mesela evin güzeli olsun, yemeğin evet, güzeli hocam, olsun. Sen, mesela, insanın güzeli olsun. Seviyorsun, sevgini çok güzel gösteriyorsun. Bunu zaten milyonlar seni takip edenler görüyor. Ben de takip ettiğim için görüyorum. Sevilmeyi de seviyorsun. Peki hocam, beni seviyor musun? Ben hem bu dünyada hem de ahirette hem kardeşlerimle hem de sizinle birlikte olmak istiyorum inşallah. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Bütün aklımla, bütün ruhumla, bütün kalbimle seviyorum hocam. Sen seviyor musun beni? Ben de sizi çok seviyorum hocam. Beril hocam, sen seviyor musun beni? Ben de çok seviyorum maşallah. Sevmek ve sevilmek. Anam konum bu benim. Mesela siz hep bir abınızı sevdim. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Kesinlikle. O beni mesela çok etkiliyor. Çok çok hoşuma gidiyor ve peşin. Yani ben ne yaparsam yapayım size hep olumlu bakarım. Hep olumlu, hep güzel gözle bakarım. Peki toplum Adnan Hoca'yı niye sevsin? Her ne kadar bu hocalık lakabını ben değil, eskiden bir dergide yapılan bir şeydi. Öyle de kaldı diyorsun sevgili hocam. Ben yine hocam demek istiyorum sana. Nedir? Toplum niye seni sevsin? Ne yapıyorsun mesela topluma? Bana şunu diyebilir misin? Sedacığım, ben böyle böyle mesela bu pırıl pırıl gençler nedir? Ben bunu biraz insanlar bunu anlasın istiyorum. Seni tanısınlar istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Evet, istiyorum bunu. Evet. Nedir mesela senin topluma yap? Mesela ben diyorum ki arkadaş, okul yaptırdım. Yaptırıyorum. Çocukları okutuyorum. Yardım yapıyorum. Ne yapıyor Adnan hocam? Ben sırf kendim için, sırf ülkem için düşünmüyorum. Bütün dünyanın kurtuluşunu istiyorum. Bunun için de Türkiye'nin önderliğinde bir Türkistan Birliği olması gerektiğine inanıyorum. Bütün bölgenin
birleşmesini, Rus